Coşkun Özolding Sanayi ve Ticaret programını sunar. Sanayi ve Ticaret programına hoş geldiniz efendim. Ben Tuba Aşıcı. Bugün programımızda inşaat sektörünü konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Kim bizimle? Mehmet Yeşilmen, MRF Grup CEO'su bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. İyi bir yayın olsun diyelim. Şimdi ilk olarak isterseniz MRF Grup'tan başlayalım Mehmet Bey. Neler yapıyor, ne zaman başladı, sektöre ne zaman adım attı? Biraz oradan başlayalım, sonra biraz ayrıntılı olarak sektörü de konuşacağız. Buyurun. MRF Grup olarak biz 32 senedir sektördeyiz, inşaat sektöründeyiz. Ağırlıklı olarak biz yurt dışında başladık. Irak'ta, Erbil'de, Duhok'ta. Yurt dışında inşaat sektörüne daha çok ağırlıklı olarak ilerledik. Ondan sonra Gaziantep'te inşaat sektöründe tekrardan devam etmek istedik. Yani tabii farklı sektörlerimiz de var ama inşaat sektöründe daha çok artış göstererek, üstüne koyarak ilerlemeye devam ettik. Yani 32 seneden beri bu sektördeyiz diyebiliriz. Anladım. Şimdi peki projelerinizi nerelerde şu anda gerçekleştiriyorsunuz? Yurt dışında da var anladığım kadarıyla. Evet. Türkiye'de. Biraz oralardan, projelerinizden bahsedebilirseniz. Tabii ki. Bizim Irak'ta Erbil şehrinde ilk yaptığımız proje İngiliz villaları olarak toplam 25 villa olarak başladık biz inşaat sektörüne. Ondan sonra normal 2 blok, 4 blok, 8 blok, 12 blok olarak ilerledik. En son yaptığımız projede 2016 senesinde Erbil'in en değerli merkezi bulunan yerinde gökdelen şeklinde 4000'den fazla konut inşa ettik. Ondan sonra Gaziantep iline geçtik. Gaziantep ilinde kentsel dönüşüm projesinden tutun özel yapsat projesine kadar konut üretimine girdik. Şimdi 2024 senesinde de İstanbul'a geldik. İstanbul şu anda Pendik yerinde, Pendik ilçesinde yaklaşık 1050 adet daire ve 200 ticari dükkan yapıyoruz. Sabiha Gökçen'e 1 dakika olan mesafede. Tabii bizim için çok önemli bir şey bu. Özellikle şu anda 2024 yılında böyle büyük bir projeye girmek, yani siz de biliyorsunuz, kolay değil. Biz riski seven bir firmayız. Zorluklarla mücadele eden ve özellikle bizim MRF Grup olarak biz daha çok değerli olmayıp da değerli olacak yerlere yatırım yapmayı seviyoruz. Yani bu riski severek bu şekilde de büyüdük. Büyümeye de devam ediyoruz. Projelerinizin hepsi şu anda bu anlattıklarınız tamamlandı mı? Tamamlanmak üzere olanlar hangileri ya da başka yapılacak projeler var mı yakın zamanda? Şu anda size bahsettiklerim hepsi bitti. Sadece İstanbul ilindeki devam ediyor. Gaziantep ilinde, o da yine merkezi bir yerde bulunan, şehre değer katan bir yerde proje yapıyoruz. Şu anda mevcutta bulunan 8 tane şantiyemiz bulunmaktadır. Bunların 7 tanesi Gaziantep ilinde, 1 tanesi ise İstanbul'da, söylediğim gibi Pendik yerinde. 1050 daire, 9 bloktan oluşan 200 ticari dükkana sahip olan bir proje. Evet. Bu 2024 yılında 2024 yılında başladık biz buna. Yani temellerini atmış bulunmaktayız. Bu ay içerisinde de zaten bu projenin satışına da başlayacağız inşallah. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi Türkiye'deki biraz inşaat sektörünü isterseniz konuşalım. Çok ciddi inşaat malzemelerinde fiyatlar çok ciddi arttı. Tabii enflasyon bir tarafta.
Siz nasıl etkilendiniz? Sektördeki son durumu birazcık sizden dinleyelim. Tabii ki inşaat maliyetleri açıklanan veriye göre yıllık artış zaten %71 olarak bir artış oldu. Hı hı. Özellikle işçilik endeksi %10 arttı. Geçen yılın bu ayına göre. Ondan sonra bizi en çok etkileyen olay işçilik maliyetler. Bu sebepten dolayı konut fiyatlarının yükselmesi ve insanların konuttan daha çok şu anda biliyorsunuz ki faiz oranlarının şu anda %55 olmasından dolayı konut yatırımına değil de daha çok mevduata yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Tabii bu onlar için kısa sürede kar gibi gözükebilir ama örnek veriyorum sattıkları konut bu 2026'nın sonuna doğru işte mevduat faiz oranlarının düşmesinden ondan sonra Sayın Bakanımızın açıkladığı üzere enflasyonla mücadelede hızlı bir şekilde bunu tek haneye düşürmek hedeflerinin olduğu. 2026'nın sonunda şöyle bir şey olacak. Mevduata parasını yatıran insanlar özellikle pişmanlığı daire fiyatlarının, konut fiyatlarının faiz oranlarının düştüğü zaman artacağını gördüğü için o zaman sattıkları daire olsun veya başka bir şey olsun onları tekrardan alamayacaklarının pişmanlığını yaşayacaklar diye düşünüyoruz biz. O zaman şu anda almak için doğru bir zaman mı sizce? Çünkü hani çok ciddi fiyatlar da yüksek olduğu için hem bunu sormak istiyorum hem de bu fiyatlar sizce nasıl düşebilir? Yani şimdi talep arttığı zaman biliyorsunuz aynı zamanda fiyatlarda yine bir artış gerçekleşiyor baktığınızda o talep dolayısıyla. Kişiler şimdi talep etmezlerse fiyatlarda da geri çekilme olmaz mı? O kısımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun 2 Temmuz'da bu %25 zam sınırı kaldırıldı. Evet. 2 yıldır hükümetimiz tarafından tutulan bu karar 2 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Ondan sonra 3 Temmuz'da 12 aylık tüfe oranları belli oldu. Yani netleşmiş oldu rakamlar. %65 olarak bir rakamda uygulanacak. Yani örnek veriyorum şunu da bahsetmek istiyorum. Bu nedir? %65 olarak artmasından dolayı örnek veriyorum artı %25 zam sınırının kaldırılması. Yani 15.000 TL olan ev kirası 24.000 TL olarak artık belirlendi. Tabii eskisine göre %25 zam sınırı olsaydı bu rakam mesela ne kadar olacaktı? 18.000 TL gibi bir rakam olacaktı. Kira fiyatlarındaki bu zam artışının sınırlandırılmanın kaldırılması tekrardan konut fiyatlarının artışına sebep oldu. Tabii bu olumlu bir yandan. Çünkü sonuçta siz de bilirsiniz ki yani bunu haberlerde de çok görüyoruz. Özellikle kiracıyla ev sahibi tartışmalarının olaylarını evet. Bunu çok gördük ve çok yaşadık. Özellikle bu düşük kirayla oturan insanlar işte ev sahibi o gelen kirayı hoşuna gitmediği için kiracısını çıkartmak istedi. İşte böyle haberleri gördük. Yani bu artık bu sebepten dolayı ev sahipleri bir rahatlama oldu. Yani ev sahiplerine bir rahatlama oldu. Konut fiyatları da şöyle söyleyeyim. Şu anda bizim için en riskli dönemde biz böyle bir büyük bir yatırıma girdik. Buna girmemizin sebebi konut üretimine ihtiyaç olması. Yani konut üretimi ne kadar azalırsa konut fiyatları o kadar yükselir. Şu anda bizimle birlikte yani biz isteriz ki birçok inşaat firması bu bölgede özellikle Pendik bölgesinde Sabiha Gökçen'e yakın olan bölgede yatırım yapmalarını isteriz. Yani biz onları rakip olarak görmeyiz. Daha çok insanlar için yani genel kitle olarak bu çok iyi olacaktır. Yani fiyatların yükselmemesine sebep olacaktır kısacası. Bu önemli bir şey. Yani konut üretimi ne kadar fazla olursa aslında bir o kadar da konut fiyatlarının yükselmesine engel olacaktır. Mehmet Bey, şimdi siz Gaziantep'te yaşıyorsunuz öyle değil mi? Yanlış mı biliyorum? Şöyle ben İstanbul'dayım. Gaziantep'e gidip geliyorum sürekli. Gidip geliyorsun. Orada da, evet devam eden şantiyelerimizden dolayı genel olarak
Yani sürekli şehir dışı, yurt dışı inşaatta yani. Nerede güzel bir proje varsa, nerede zor varsa, nerede bir risk varsa MRF Grup orada. Evet. Yatırımını yani. Özellikle şöyle bir şey söyleyeceğim. MRF Grup olarak biz kendi öz sermayemizle yatırım yapan bir firmayız. Yani krediye ihtiyaç duymadan zaten söylediğim gibi 2024 yılında özellikle böyle büyük bir projeye yani yaklaşık bahsettiğim 16 milyarlık bir projeye girmemizin sebebi rahatlığı, özgüveni buradan geliyor. Yani kendi öz sermayemizle geliyor. Anladım. Şimdi Antep'i sormamın en büyük sebebi şimdi 6 Şubat'ta orada depremi yaşayan herkese tekrar tekrar geçmiş olsun tabii ki. Oradaki inşaat çalışmaları tabii ki yürütüyor musunuz? Onu sormak istiyorum. Nasıl gidiyor Antep'teki o inşaat sektöründeki o durum? Şimdi Gaziantep'te inşaat gerçekten bu sene çok güzel bir şekilde ilerledi. Yani bizim özellikle bizim kentsel dönüşüm projemiz de vardı. Hı hı. Kentsel dönüşüm projesinde Sayın Bakanımız Murat Kurum da ziyarette bulundu. Özellikle kendisi daire daire gezip depreme rağmen dairelerimizin hasar nasıl bir hasar görüp veya işte etkilendiğini görmek istedi. Geçen seneden bu seneye inşaat sektöründe özellikle Gaziantep'te büyük bir artış oldu. Depreme rağmen insanlar tekrar yani özellikle bizim sektör söyleyeyim satıcı firma olsun satıcı firmalar durmadı. Yani devam etti ve insanlara karşı bir mahcubiyet oluşmadı. En önemlisi bu oluştu. Ki biliyorsunuz TOKİ konutları da yaklaşık 200 bin konut şu anda bitmesi için çabalanıyor ve az kaldı. 200 bine yakın konut da yaklaşık tahmin ediyorum ki 1 ay veya 2 ay içerisinde bitecektir maksimum. Mehmet Bey şimdi burada konut satışlarını da konuştuk ya orada mesela yabancılara olan satışlar ne durumda? Siz bu sektördesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz o kısmı? Yani yabancılara olan satış geçen seneye göre bu yıl %4 yani %4 gibi bir rakamda azalma oldu. Yani bu ay %4 bir azalma oldu. Genel olarak bakarsak %70'lik bir azalma oldu yabancıya satışta. Tabii artık yabancılar da önceden durumu biliyordu. Hani daha çok işte Türkiye'de biliyorsunuz işte bu pandemiden, depremden, ondan sonra bu sebeplerden dolayı daire fiyatları uçtu. Evet. Bundan dolayı yabancılar gerçekten çok güzel bir yatırım yaptıklarını düşündü. Ki aldılardı zaten yani yatırımın gerçekten güzel olduğunu da söylemek lazım. Ama bu o zamanlarda örnek görüyorum 15 milyonluk bir daire fiyatı şu anda tekrardan geriledi. Gerçek rakamlarını buldu. Bunun sebebi de söylediğimiz gibi şu anda piyasanın zor şartları altında olması yani. Ama bu durum şöyle değerlendirilebilir. Her kriz bir fırsattır. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. İnsanların tekrar ediyorum özellikle bu mevduat bu mevduat oranlarında yani faize paralarını koyacaklarına yatırımlarını özellikle inşaat firmalarına destek olmaları gerekiyor ve bundan dolayı da yatırımın sonucu olarak olumlu bir şekilde onlara dönüş yapacaklarını söyleyebilirim. Mehmet Bey şimdi aklıma şu soru geldi. Az önce depremden konuştuk ya. Şimdi bazı işte inşaatlar maalesef deprem dolayısıyla da gördük. İyi bir inşaat olmadığını kullanılan malzemelerden falan işte yapısından kaynaklı. Siz nasıl öneriyorsunuz bu mesela yapılanmayı? Yeni artık orada yapılacak binalar gerçekten sağlam diyebilir miyiz? Yani kurulan bölümler de herhalde, o inşaatın kurulduğu yerler de herhalde çok önemli. Biraz o kısımları bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Özellikle söylediğiniz gibi bazen bazı inşaat firmaları kaliteden kaçıyor tabii ki. Evet. Yani
örnek veriyorum, fiyatı mesela fiyatı düşük gibi görebiliyor insanlar. Örnek veriyorum, normalde değeri 8 milyonluk bir, ya da şöyle söyleyeyim, uçmayalım fazla, 5 milyonluk bir daire, 5 milyonluk bir daireyi insanlar diyor ki, hani örnek veriyorum, ya bak 5 milyon burada, 2 milyona da hemen yakınında. Ama neye göre 2 milyonluk daire ile 5 milyonluk daireyi kıyaslıyorlar burada? Yani semt olarak değil de kullandığı malzeme çok önemli. Burada da şunu demek istiyorum, özellikle fiyatlara dikkat etsinler. İnsanlar, yani tabii artık bu deprem büyük bir ders oldu. Artık bizde bile, yani alıcı geldiği zaman işte betonu C kaç kullandınız gibi, demiri işte ne kadar kullandınız, işte özellikle işte zemin ne zemini, yani bunların hepsini soruyorlar. Hı hı. Çok üzücü bir durum oldu. Bu kaliteden kaçıp da zaten depremde yıkılan binalardan dolayı birçok inşaat firması biliyorsunuz ki şu anda içeride, yani kısacası onlar da cezasını çekiyor. Evet. Sonuçta o kadar can kaybı oldu. Allah bir daha bize yaşatmasın tabii ki böyle bir şey. Ama bunlar çok önemli şeyler. Sonuçta biz, insanlar bize güvenerek bir yatırım yapıyor. Orada çocuklarıyla birlikte oturuyorlar. Yani biz de onlara bir güven vermemiz lazım ki bir diğer projemizde de gerçekten bizimle beraber devam etsinler diye. Peki sizce çok katlı olması binaların sakıncalı değil mi? Daha doğrusu riskli değil mi? Yani o söylediğim gibi kullandığınız kaliteden, kullandığınız malzemeden değişir. Yani malzemeye göre değişir. Aslında çok katlı daireler daha güvenli. Kullandığınız malzeme iyi olursa diyorsunuz, çok katlı bile olsa yine de güvenli olabilir. Yani sonuçta o kata kadar çıkması için o kadar sağlam yapması lazım ki o kata çıkması. Yani daha açıkçası çok katlı daireler daha güvenli. Evet. Yani bu özellikle İstanbul'da yapılan, karşı tarafta işte 40 katlı, 50 katlı, 60 katlı, evet, işte 5 katlı daireler oldukça güvenlidir. Evet. Şimdi kişiler çünkü çekiniyor artık, özellikle bu depremi yaşadıktan sonra yüksek katlı binalara yerleşmekten gayet çekiniyor insanlar. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Mesela bir kişi ev almak istediği zaman nelere dikkat etmeli sizce Mehmet Bey? Özellikle yatırım için alıyorsa eğer, yatırımını neye göre değerlendirmeli? Öncelikle onları söylemek istiyorum. Şimdi birincisi yakın bölgesine bakması lazım. Yakın çevreye bakması lazım. Yani size bir örnek vereceğim. Ben Etiler'de yatırım yapmak istemedim. Etiler'de neden yatırım yapmak istemedim? Eğer yatırımcı benden daire alacaksa bunun gerçekten görmesi lazım ve cebine para girmesi lazım. Etiler'de yapsam, Etiler, örnek veriyorum, bu bir örnek tabii, gelişmiş bir yer sonuçta. Evet. Ve rakama ne kadar, örnek veriyorum, 2 milyon dolar. 2 milyon dolar bir daire. Peki Pendik bölgesinde, Sabiha Gökçen'in dibinde bir projemiz var. Ve bu projede sıfır faizle 24 ay verilen bir olanağım var benim. İnsanlara sağladığım olanak var. Geliyor, düşünüyor, diyor ki 2 milyon dolara daire alacağımı, örnek veriyorum, burada 5 milyonluk bir daire alırım. Ben bunu her ay Avrupa sistemindeki gibi kira öder şeklinde daire sahibi olacağım. Yani bunu düşünüyor. Bunu düşünmesi lazım, yani özellikle söylüyorum. Artı maksimum 2 sene sonra bizim buradaki projemiz bitecek inşallah. 2 sene sonra orada, o tarafta aldığı, gelişmiş olan bir bölgede aldığı daire fiyatı ne kadar yükselebilir? Veya gelişmekte olan bir bölge ne kadar yükselebilir? Arasındaki farkı bilmesi lazım. Ve ona göre yatırım yapması lazım. Bu birinci olan. Hı-hı. Yani bölge. İkincisi, söylediğim gibi işte inşaatlarda kalite çok önemli. Kalite, malzeme kullanımı çok önemli. Evet. Buna göre olması lazım. Yani güven, ikincisi güven olması lazım. Yani güvenli bir şekilde
Orada yatırım içinse yatırım, oturmak istiyorsa da güvenli bir bölgede, güvenli bir inşaatta, güvenli bir dairede oturmak ister. Bu da çok önemli bir şey. Yani genel olarak bu üçüncüsü de en çok İstanbul bölgesinde bu önemli. İş. Evet. Yani örnek veriyorum, benim işim bu bölgedeyse ben bu bölge en yakın neresi varsa orada oturmak isterim. Zaten şu anda bizim yaptığımız yatırımla bu İstanbul'daki trafik durumuna bile faydamız var bizim. Yani öyle bir küçük şehir gibi bir proje yapıyoruz. Burada insanlar arabaya ihtiyacı olmadan inip de alışverişini yapabilecek. Örnek veriyorum, terzisinden marketine tutun, mobilyasından işte kafe sektörünü, restoranlara giren hepsi olacaktır. Yani insanların artık biliyorsunuz zor ve uzak olan şeyleri sevmiyorlar. Daha çok kolaylığa, rahatlığa erişmek istiyorlar. Biz de bunu bu projeyle birlikte sağlıyoruz. Mehmet Bey, 2-3 dakikamız var. Burada da isterseniz birazcık kentsel dönüşümden de konuşalım. Kentsel dönüşümü, Türkiye'deki kentsel dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz sizce şu anki son durum? Türkiye'deki kentsel dönüşüm konusunda şu anda yani bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da da geçen açıklamaya göre Gürkan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri de açıklamalarda bulundu bu konuda. Şu anda kentsel dönüşümde insanlara kira desteği ve %45 ile %65 oranında bir zam desteğinde de bulunacaklarını söylediler. Yani bu konuda İstanbul bizim için çok önemli. Kentsel dönüşüm projesinde. Çünkü uzmanlarımız açıkladı. İşte deprem olacaktır ama ne zaman olacak belli değil. Yani ondan sonra Murat Kurum da bu konu üzerinde aşırı şekilde çalışıyor. Kentsel dönüşüm projesine gelince İstanbul bizim için çok önemli. Tabii ki diğer illerimiz de önemli ama İstanbul'da bunu insanlarımızın böyle biraz daha içtenlikle kabul etmesi lazım. Hani ters görmemesi lazım. Bütün insanlarımızın yardım ve destek olması lazım. Gerçekten zor bir proje. Biz Gaziantep'te yaptık bunu, söylediğim gibi İpek yolunda Zevkma olarak yaptık. Zevkma projesi olarak yaptık. Ve ilk başlarda çok zorlandık. Ondan sonra tabii insanlar, biz bir senede yaklaşık 95'e yakın konut bitirdik orada. Ve bu çok güzel karşılandı. İlk başlarda hani inançları bile yoktu insanların. Ama ondan sonra başarılı bir inşaat sektörünün girmesiyle inşaat firmasının kentsel dönüşüm projesine desteğiyle ve insanlarımızın desteğiyle, örnek veriyorum, yıkılan ve yeni yapılacak olan yerlere destekte bulunması lazım ki bu kentsel dönüşüm projesinde bizim de katkımız olsun. En çok destekleyecek insanlar biziz. Yani hükümeti biz desteklememiz lazım. Çünkü şu anda gerçekten büyük bir çalışma sürdürüyorlar. Özellikle bu konuda başarılı olan isim Murat Kurum'dur. Onun gelmesine o kadar çok sevindik ki, yani yıllarını vermiş bu iş için. Daha önce TOKİ'de, zaten o TOKİ'deki özellikle inşaatların yıkılmamasının sebebi depremde Murat Kurum'dur. Yani gider bakar demirin, hangi demir kullanmışsın, hangi betonu, öyle inceler, ayrıntısına kadar inceler. Geldi ki bizde de Gaziantep'te yaptığımız kentsel dönüşüm projesini de detayına kadar inceledi. İşçilerimize, çalışanlarımıza kadar sorguladı, sordu. Ondan sonra teşekkür etti. Biz de teşekkür ettik. Evet. Uğurladık yani. Çok önemli bir şey. Mehmet Bey, çok teşekkür ederim katılımınız ve bilgileriniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, Mehmet Yeşilmen, MRF Grup CEO'su bizimleydi. Sanayi ve Ticaret programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle.
Holding Sanayi ve Ticaret programını sundu.